İSKİ'ye bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'nın örgütlü olduğu 22 iş yerinde önceki gün başlayan grevin Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklanması kabul edilmez bir gelişmedir. Hükümetin daha önce hava işçilerinin, tek gıda işte örgütlü çay işçilerin grevi ve kristal işte örgütlü cam işçilerin grevini yine ulusal güvenlik gerekçesiyle ileri sürerek yasaklamıştı. Anlaşılan o ki, işçilerin ve emekçilerin en küçük hak talepleriyle ulusal güvenliği değil ama hükümeti ciddi bir biçimde rahatsız etmektedir. Bu yasaklama kararı hükümetin işçi değil MES patronların çıkarını öncelikli gördüğünün çok açık bir kanıtı olmuştur. Bir süre önce Türk Metal'in imzasıyla sözleşme sürecinin bütüne çıkarılmasını ve ücretlerindeki erimeye karşı grevden başka seçeneği kalmayan Birleşik Metal İşler Örgütü işçilerin grevini yasaklayarak hükümet işçi ve emekçi düşmanı bu işbirliği bir kez daha göstermiştir. Hükümet toplumun her kesimi üzerine terör uyguluyor. Hak arayan, protesto eden, fikrini ifade eden ve yazan herkes bu terörün kapsamı alanı içinde. Buna işçilerin grevi de eklenmiştir. Hükümetin MES patronlarıyla işbirliğinin bir ifadesi olan bu tutum, işçi ve halk düşmanı bir tutumdur. Antidemokratik ve despotik uygulamaların hangi boyutlara kadar ulaşabileceğini gösteren yasaklama, tekrar ediyoruz, kabul edilemez. Bu yasaklama kararı işçi sınıfının anayasal hakkını, grev hakkının kullanılmasının patronlar teklifiyle ve hükümet kararıyla gasp edilmesidir. Metal işçisinin grevi hepimiz grevidir ve demokratik bir Türkiye mücadelesinin bir parçasıdır. Metal işçilerin grev hakkına dokunulamaz. Metal grevi hepimizin grevidir demiştik. Bu grev yasağı boşa çıkarma mücadelesi de hepimizin deme zamanıdır. Bu nedenle bütün emek ve demokrasi güçlerinin bu ertelemeye karşı çıkmaya çağırıyor. Metal işçilerin mücadelesine başarılar diliyoruz. Metal işçilerin mücadelesi hepimizin mücadelesidir. Emek Partisi'ne oynuyoruz.